Kaman'dayız. Nimet Özgüç Hocam'la birlikte burada yapılan Japon hükümetinin ve özellikle Japon prensinin görevlendirdiği Omura Bey'in yardımlarıyla oluşmuş bir kazı bölgesindeyiz. Burada harikulade binalar var, harikulade bir kütüphane var. Çok iyi bir konferans salonundayız. Hocam şu Kaman hikayesini bize bir anlatır mısınız? Enstitü hikayesini söyleyelim. Burası Anadolu Araştırmaları Enstitüsü. Anadolu Araştırmaları. Evet, buranın ünvanı bu. Japon hükümeti. Japon Arkeoloji. Anadolu Arkeolojisi Enstitüsü. Japon Anadolu Arkeolojisi Enstitüsü. Oradayız. Nimet Hocam'la birlikteyiz. Bugün günlerden çarşamba, Ağustos'un 26'sı 2009 yılındayız. Buraya geldik. Hocamızı sürükledi getirdi buraya. Şimdi hocam biraz didikleyeceğiz. Hocam çok mütevazı. İşte biz ne yaptık ki? Zaten görevimiz diyeceksiniz. Ben bilmiyorum. Evet. Bunu demeyin. Siz bu Kaman'ı niye seçtiniz? Zor iş. Efendim, şimdi bu 83 yılı toplantısında Japon prensi kendi evinde bize bir büyük yemek verdi. Kalabalık bilim adamlarıyla birlikte toplandık orada, tarihçilerle ve kazıyı destekleyecek olan İdemiz Bey. Ne diyorlar onlara? Sponsor mu? Sponsorlarla birlikte bir toplantı yapıldı. Umur da oradaydı. Efendim, prens dedi ki, madem ki böyle bir yardım yapacaksınız, madem ki buna karar veriyoruz, nerede yapalım bunu siz de söyleyin. Bunun üzerine biz Ankara'ya geldik. Ankara'da uzun müddet çalıştık. Tahsin çok çalıştı. Ve çeşitli hükümler üzerinde düşündük. Dedi ki, Nimet Kaman'a tercih edelim. Kaman'daki kalemi. Neden tercih edelim? Bir defa Ankara'ya yakın. Çevresi çok güzel, büyük güzel. Ondan sonra burayı şey dedim. Ben dedim 10 civarında başka bir yerler. Kırşehir bölgesi araştırılmadı. Kayseri bölgesi araştırıldı. Aksaray bölgesi. Bu arada kalıyor. Evet. Şimdi bu Kızılırmak Kayseri'nin en batısı oluyor. Coğrafi bakımından, Hitit coğrafyası bakımından çok önemli bir bölge. Yani şeyin göbeğinde, Kızılırmak'ın göbeğinde. Göbeğinde Kızılırmak hemen yakınında kalıyor. Evet. Efendim, orayı teklif edelim dedi. Teklif ettik, iyi karşıladılar. Ondan sonra kazılara 1985'te başlandı. Kazılara başlandığı zaman Prens Mikasa gene büyük bir heyetle buraya geldi. Kazının ilk kazmasını oldu Tahsin'le beraber. Onun resimleri var, size gösterebilirim. Onları isteriz. Evet, başladı. O günden beri bunlar bunca zaman her sene geliyorlar güzel heyetlerle. Kazılara devam ediyorlar. Ve arkeolojiye bizim çok istediğimiz güzel neticeleri katıyorlar. Yani burada bir kazının yöneticisi var. Kazının başkanıdır aslında. Başkanı. Şimdi aslında o kazının başkanı olarak geldi buraya. Şimdi o kazının başkanı olarak Bay Omura. Evet. Bey seçildi. Kazılara devam ediyor. O zaman daha genç diyoruz değil mi? Bir gençti. Kaç yaşındaydı? 38. 38 yaşındaydı genç. Evet. Arkeoloji için genç diyorsunuz. Evet. Arkeoloji yani öyle yani, başkanlığı. Evet. Yani daha çok bu işin içinde çalışmak lazım. Siz kendinizi bile daha yeni öğrenci sayıyorsunuz. Doğru değil mi? Yani bunları başkaları bilsin, görsün, duysun diye söylüyorum tekrar. Evet, hakikaten. Devamlı olarak çalıştılar. Bu sırada bir takım fikirler gelişti. Bir enstitü, Japon Arkeoloji Enstitüsü kurulması fikri gelişti. Evet. Anadolu Prens bu konuda çok büyük bir destek sağladı. Efendim, yeri hakkında onun kararını sen ver. Yok hocam, siz de. Burada onun için yaptınız.
Enstitü, Ankara'da yapmadınız da burada yaptınız. Enstitü, neden burada yaptığını söylüyorlar yani. Şimdi Armağan Arkeoloji Enstitü olsun, Fransız olsun, Amerika'da olsun, hepsi, evet, hepsi şeyde, İstanbul. Ankara'da İstanbul. Fakat esas biraz en yakın, kuyu en yakın yerde enstitü olmalı. Çıkan malzemeleri çalışmak için enstitü olmalı. Ondan sonra da hatta şey de lazım. Çıkan malzemeleri sevgilemek zorundayız. Ankara'ya değil, bu bölgede bırakmak zorundayız. Ha, bu bölgenin malı burada kalsın. Kuyuk, enstitü, müze beraber olmalı. Bu Tahsin Hoca'yla hep konuşuyorduk. Tahsin Hoca? Tahsin Hoca çok çok anladım. Çok yardımcı oldu. Olmasaydı hiç mümkün değildi. Evet. Ama hocam mesela, burada mesela bir avantajınız var. Bunu söyleyebilir miyim? Yani ben sizin evladınızım. Yani siz benim için çok değerlisiniz. Yaptığınız işler de mutlaka önemlidir. Ama burada bu sizin olgunluk döneminiz. Bunu gençlik döneminde fark edebilir miydiniz böyle bir organizasyon? Pek edemezsiniz. Çok kolay değil, değil ama mi? Ama Japonlar da edemiyorlardı. O kadar güzel gelişti ki. İşte yani bu da bir olgunluk meselesi. O kadar güzel gelişti. O kadar güzel organize edildi. Çünkü kaynak kuvvetli. Ben böyle bir örneği ilk defa görüyorum. Yani devlet gibi prensli kasa destekliyor bu işi. Evet, anladım. Çok sevdi, bölgeyi sevdi. Heyete güvendi en önemlisi. Peki Japonların Türkiye'de buna benzer bir şeyi var mı? Daha yok, bu boyutta. Hayır yok. Hayır yok. Bu bir girişim hayır, yok. Hiç. Bu olağanüstü bir kültür. Mümkün değil. Yani Orta Anadolu'da da yok, dünyada da yok. Ama bakın yani bunun tanıtımı noktasında çok fazla şey de duymamışız. Yani ne Türkiye'de yazıldı, çizildi, söylendi. Efendim çok yeni daha. Yeni doğru tamam ama yine de düşünce çok önemli, çok iyi. Organizasyon iyi ve yani bence işte helal bu iyi olmuş demek lazım. Sonra çalışma tarzları çok güzel. Hep usullere göre. Devletle, bizim Dışişleri Bakanlığımızla, sefirlerimizle, Japonya'daki büyükelçilerimizle hep işbirliği halindeler. Öyle kendi başlarına iş yapmıyorlar. Anladım. Her işleri açık, her işleri planlı ve yavaş yavaş, yavaş yavaş sağlam olarak oturuyor. Şimdi ilk iş olarak Prens Hazretleri şey yaptı. Park yaptı buraya. Bahçe hocam, Japon bahçe. Bir bahçe. Japon bahçesini yaptı. Bahçeyi. Evet. Biz hepimiz şaşırdık. Niye bu kadar böyle bir güzel mimarlar yolladı. Uzun müddet çalışıldı. Şimdi göreceksiniz o bahçeyi, bahçeyi. Onu yaptı. Ondan sonra bizim Omura Bey'in buradaki yerli şeylerle mahalli otoritelerle çok iyi ilişkileri var. Belediye reisleri, valiler, jandarma komutanları hepsiyle çok güzel ilişkileri var. Ve kamanlılar çok seviyor bu heyeti. Evet, hiç bu çok önemli. Hiçbir zıt hareketleri yok. Hep yardım ediyorlar. En sonunda yaptılar. En büyük arsayı size hediye ettiler değil mi? Hediye ettiler. Kaç metrekare? Vallahi çok büyük. Kaç dönüm? Karşılarım çok büyük. Şimdi bu da çok önemli. Çünkü ben bazı yerlerde gördüm. Bir adam yetkiliyse yetkili olduğunu göstermek için illa bir mazeret çıkar. Ondan sonra da gerçekten orada çalışan insanlar yani çok zorda kalıyorlar. Burada. Yani bunu işte Kültür Bakanlığı'nın sorumlusu yapıyor, kaymakam yapıyor, belediye yapıyor. Biz adam değil miyiz kardeşim? Biz varız işte, ya. İşte ama yani bu fikir olmasaydı Kaman da burayı rüyasında görüyor. Şimdi bunu söylemek lazım. Şimdi Kaman bunun farkında. İyi farkında olması lazım. Farkında. Aynı şeyi Kültür Bakanlığı da bilmedi. Farkında. Başkaları da bilmedi. Yani Kültür Bakanlığı işte da farkında. Çünkü onlara bir müze hediye ettiler. Evet. Onu göreceğiz. Efendim herkes farkında. Devlet de farkında, başbakan açtı. Olmalı. Başbakan geldi buraya, değil mi? Evet. Başbakan geldi. Herkesin haberi var. Şeyde, ben şöyle bir olayın tanığıyım. Bir tarihlerde çok ünlü bir cerrah, meşhur Dentin Kudi vardı. Bu Sabancı'nın ameliyatını yapan doktor.
bir çatışma nedeniyle Teksas'tan ayrılmak zorunda kalmış. İlk olarak Teksas'ta otelciler gelmiş, demişler ki sen buradan gidersen biz seni vururuz. Öldürürüz. Çünkü ekmek paramız sensin. Sen gittin. Her şey gider. Ve ne yaptılar biliyor musunuz? Kuleye 20 katlı bir imparatorluk yaptılar. Orayı da verdiler 20 ameliyathaneyle. Şimdi Teksas'a habire para atıyor. Olup kuleyi sayesinde. İşte şimdi buralar bunu anlattı. Evet. Çok güzel işbirliği halindeler. Çok güzel şey ama çok kendileri de çok faydalanıyorlar. Gayet güzel. Hocam burada bu kurum heyecan verici ama yani bizim asıl hedefimiz sizsiniz. Siz bize biraz nimet hanımı anlatsanıza. Bilimsel aşıdan nimet hanımı ne yapacaksınız? Ya hocam nimet hanım benim derdim. Yani burada kavga etmeyelim. Siz beni çok severdiniz. Ben de çok severim. Şimdi bakın bu ülkede çocuklar baktıkları zaman hep futbolcu olmak istiyorlar. Hep manken olmak istiyorlar. Ama yani bana da biraz nimet hanım lazım. Öyle değil mi? Biz de hep saklanmıyoruz. Can ne yaptın? Ne olacak? Ben ne yaptım ben? Evet. Siz nasıl nimet hanım oldunuz? Herkes gibi. İşte nasıl herkes gibi? Sizin döneminizde herkesin içerisinde. Sizin farklılığınız efendim, neydi? Efendim biz çok şanslı bir nesiliz. Ha. Atatürk zamanında geldik Türkiye'ye. Bizim gençliğimiz onun zamanına rastladı. Evet. Eğitimimiz onun zamanları başladı. O eğitim için her türlü kolaylığı gösteren harika bir insandı. Ve ben Atatürk'ün yaptıklarının bir kısmını Prens Mikasa'ya benzetiyorum. Diyorum ki siz de bir tane Atatürk buldunuz. Vizyon sahibi bir yönetici. Arkeoloji destekçisi olarak bir Atatürk buldunuz. Atatürk olmasa bizim Anadolu arkeolojisi diye bir arkeolojinin bu derece gelişmesi mümkün değildi. Olmazdı. Evet. Çünkü Atatürk diyordu ki Türkiye'yi vatandaşlar araştırsın. Ha, yani vatan demeniz için yaşadığınız evet, toprağı da tanımanız. Onlar araştırsın. Evet, evet. Doğruyu bulsunlar. Türk Tarih Kurumu'nun girişinde bir yazı vardır. Evet. Tarih yapmak, tarih yazmak, tarih yapmak kadar zordur. Evet. Eğer yazan tarihe sadık kalmazsa büyük hatalar sebep olur. Anlaşıldı. Böyle çalışın diyor bize. Evet. Biz bu böyle çalışalım diye Hitler'in beğenmediği büyük alimleri Ankara'ya getirdi. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin profesörleri, ilk profesörleri bu Hitler'in zulmünden kaçan o büyük dünya alim. Çapındaki alimlerdir. Biz o hocalarından feyiz alarak Landsberger gibi, Güterbock gibi, Rode gibi. Hocam şeyi sorabilir miyim? Hangi bölümlerde sizde yabancı hocalar vardı? Bizim efendim o zaman hangi bölüme var yardım lazımsa yabancı geliyordu. Mesela Hititoloji'yi Rubens buldu. Hititoloji var. Evet, Hititoloji. Sinoloji'yi Fogaben, Fogaben buldu. Arkasına Eberhard geldi. Ondan sonra arkeolojiyi von der Osten. Evet. Von der Osten geldi. Fakat von der Osten 1939 senesine kadar kaldı. Diğer profesörlerimiz 48'e kadar kaldılar. Ben Landsberger'in, Güterbock'un yanında 48 senesine kadar. Sizin fakülteye girişiniz hangi yıl hocam? Biz 40'lıyız. 35'e girdim. Yani mezuniyetimiz 40. Yani sizin asistanlık yıllarınız ve hoca olacağınız genç arkeolog yıllarınız. 40 ile 48 arası hep bu şeyde zengin hoca kuşağının içinde girdi. Evet, evet. Onlarla çalıştık. Fevkalade güzel. Sonra? Disiplinli, güzel öğretim sistemleri vardı. O 48'e kadar bu böyle devam etti. 48'e kadar kaldılar. Ondan sonra bizimkiler onları gönderdiler. Sizin aktif döneminiz. Siz hangi yerlerde çalıştınız? Ben mi? Evet, Kazı'da. Efendim? Tahsin Hoca'yla birlikte. Evvela ben tabii Tahsin'le beraber başladım işe. 1947 yılında bizi Elbistan'a gönderdi Türk Tarih Kurumu. Hmm.
çeşitli bölgelerde kazılar yapmak istiyordu. Elbistan Karayük diye bir yükte çalıştık. Ondan sonra dönüşümüzde Kayseri'ye uğradık. Kayseri'de dedik ki hadi gel bir Kültepe'ye uğrayalım. Kültepe'ye uğradık. Elbistan'da Hüyük üzerinde köy kurulmuştu. Köyün yanında ufacık bir yer kalmış. Orada kazıyı yaptık. Şaşılacak neticeler çıktı. Çok güzel bir yedi tisteli çıktı. Yoruldu. Çok kıymetli şeyler bulundu. Biz ona noktayı koyduk. Geldik Kürtepe'ye. Gözüyoruz gözüyoruz. Koca Hüyük. Çevresi kocaman geniş falan. Yahu Tahsin dedim ben, burada kazı yapalım biz. Kültepe'de bir şey yok. Çünkü biz derslerde ne okuyoruz? Kültepe'de Çek alimi Bedri Hrozny kazılar yaptı, köyü mahvetti. Orada artık araştırma yapılmaz. Evet. Öyle, karar öyle. Kimse Kültepe'ye teşebbüs etmiyor. Dedik ya burada kıyamet gibi, orada ufacık yerde biz neler bulduk. Buraya gelince tabii burası çok şey verecek. Oradan telgrafı çektik tarih konuda. Dedik ki biz Kültepe'ye talibiz. Yani bu bozuldu dedikleri yer. Dedikleri yer. Şimdi Ankara'ya geldik. Türk Tarih Kurumu tabii ciddiye almış işi. Gene profesörler diyorlar ki acıyoruz size. Yazık. Bir maceraya. Garipler maceraya giriyor. Hiç acımayın dediniz. Evet. Hiç acımayın dediniz. Evet. Biz oraya gideceğiz. İzin verdiler. Yardım ettiler. Türk Tarih Kurumu o zaman mali desteği sağlıyordu. Gittik. İlk mevsim 1948. 48'de elimizde Rosin'in raporları. Onları inceliyoruz. Nereden bulmuş? O 1000 tane tablet bulduk. Çivyası tableti. Bu tabletleri nereden buldu? Yerini bulduk. Oraya bulduk. Hemen bitişinde bir kazıya başladık. Daha haftasına tabletler gelmez mi? Aha. Ya. Çektikler de bu fikirini Ankara'ya. Tabletler çıkıyor. Lafberger koştu geldi. Affedersiniz dedi. Yenisi mi? Affedersiniz. Ya. Öldürürüz hocam. Daha ilk dönüşüm bakalım. O kazılar devam. Bir ufak şey söyleyeyim. Buyurun efendim. Hocam biz hep dogma deyince hep din kurumlarını anlıyoruz. Aslında bilimin içinde de dogma var. Siz bu dogmayı yapmışsınız değil mi? Yani Kültepe artık tahrip edilmiştir. Kültepe'de kazı yapılmış. Olabiliyor. Tabii öyle. Kültepe'de olur. Bir şey yok artık. Ne bulacağız ki? Ondan sonra köylüler de oradan toprak çekmişler. Bilmem ne olmuş. Ve artık Kültepe'ye dokunulmaz. 20 bine yakın tablet ya. Keşfedildi. Ve dünyanın en değerli arşividir. Şimdi Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Evet. Arkeolojik eserlerin sayısı o kadar değerli neticeler. Ve Anadolu'nun ilk tarihi devirleri Kültepe'den çıkan bu vesikalar sayesinde yazılabiliyor. Sizin orada çıkardıklarınız Sümer tabletleri mi? Bunlar yoksa... Asurca, Akatça. Akatça'nın Asur lehçesinde. Yani Asur deyince. Asur, hocam benim cehaletim bağışlı. Biraz daha geçti. Estağfurullah. Asur ticaret kolonileri. Kaç yılı? Koloni var. Milattan önce 2000 ile 1750 arası. 1700 arası, evet. 1750. Evet. Tamam hocam. Hocam o taraftan buraya gelelim mi? Şimdi orada. Durun daha anlatın dediniz. Tamam anlatın. Tamam. Efendim tabii bundan sonra genişlemek bu Kültepe'nin zikrettiği şehirler var, büyük şehirler var. Yani siz bunlar, tabletlerden bunları bulmak lazım. Tabii tabletler söylüyor. Şimdi bu bir hikaye daha geleceğiz o tabletler vasıtasıyla. Bir Buruş Hatun diye bir şehir var. Buruş Hatun. Buruş Hatun. Buruş Hatun Kültepe'den sonra en büyük şehir. Tabletlere tabii göre. Buruş Hatun'u alimler bizim Aksaray'ın hemen doğusu, batısında Tuz Gölü'nün ucunda bir hüyük. Adı Acemlik.
Evet. Ben size dedim, ben burada kazanacağım. O tabii Gültepe'den ayrılmamı istemiyor. İşleri kolaylaştırıyoruz. Dedim ki, ben buraya gideceğim. Peki, karar verildi. Şey çıktı. Efendim, koca bir yer. Güzel bir Anadolu şehri. Bir başkent. Hmm. Saraylarıyla, maraylarıyla çıktı. Vaktimiz olsa ben sizi bugün oraya da götürürüm. Ama yapıt ya. Yok. Efendim, o kazalara başladık. Şimdi bu iki büyük merkezden sonra bir yer daha arıyoruz, bir bölge daha arıyoruz. Hangi bölge bu? İşte bu Kaman bölgesi. Kırşehir. Ha, üçüncü büyük şehir. Araştırılmayan bölge. Kayseri'de en büyük yer kazılmış. Şeyde, Aksaray'da kazılmış. Konya'da da bir karayük var. Orada da kazı yapılmış. Ne kalmış ortaya? Kırşehir. Kırşehir Kaman. Kırşehir'in Kaman'ında evvela başlansın. Peki bununla ilgili yazılar, tabletler var mı? Şimdi bunlar bir tablet buldular. Hocam iki tane var. Tek tane, iki tablet. İki tane var. Ne yazıyor iki tabletten? O ekonomik. Ekonomik demek yani gümüş ne kadar olduğunu, ondan sonra buğday ne kadar olduğunu. Ha nerede ne var? Liste olarak. Evet. Evet. Kültepe tabletlerin aynı karakterdir. Karakter yani. Kültepe tabletlerin özelliği Anadolu'nun o zamanki ticari hayatını, ekonomi, hukuki inançlarını, fertlerin birbiriyle olan ilişkilerini anlatan şahane belgelerdir. Anladım. Anladım. Şimdi Kaman bu sebeple başladı. Ve bizim devirlerimizi şimdi iyi inceleyicileri yeni bir yük saptadılar. Yası yük. Hemen yakında. O yası yükte acemiğin aynını bulacak mısınız? Öyle ben hep tarih soruyorum ama bu milattan önce hangi yıllar? Burada sizden hep aynı. Burada işte kronolojik devir fazla. Anladım. Fakat en önemli devri Hicret devri. Evet. Hicret asır hocam. Firik devri, eski Hitit koloni devri burada temsil edilir. Evet, çok güzel aslında. Evet. Evet, şimdi güzel bir bina kazıyorlar. Ben zorluyorum, çabuk yapın diye. Bunlar da yavaş çalışıyor. Yok hocam, o kadar değil. Çabuk yapıyorum. Hocam, şimdi şey var. Hocam, Kaman, siz seçerken şunu var, bu vardı. Taksim Hoca bana dedi ki, siz biliyorsunuz herhalde. Kaman iyi dedi bana, çok iyi dedi. Neden diye sordum, niye hocam o kadar Kaman öyle söylüyorsun derken, Ankara'dan Kürtepe'ye giderken seni kontrol edeceğim diyor. Ondan sonra Kayseri'den Ankara'ya giderken seni bakacağım diyor. Ama dediği gibi yaptı hocam. Her sene en az 3-4 kere geldi. Evet. Ondan sonra bakıyor, ondan sonra şeyde, açıma çok... Hocam bir de bu Onur'a bir evet. Şey yazar. Göstermeden bize. Bakın hocam. Satır satır gösterir. Tamam oldu deriz. Doğru mu ama? Akıllı. İşte yani o terbiye... Yani yazdıktan sonra kapatını çıkarmayalım meydana diye. Evet. Yani uzmanlar, bilenler birbirine sormak bizim. Biz herkese soruyoruz, herkese soruyoruz. Eminim ki Japon geleneği var. Yani büyüklere sormak, bilenlere sormak. İşte, efendim buna diyalog denir. Evet, evet. Diyalog, onun bildiğini ben öğrenirim. Benim bildiğimi o öğrenir. Şimdi işte bu şimdi bazı yeni yetme bilimcilerde bu biraz eksik. Ben var ya. Ben her şeyi biliyorum. Aa, o yanlış. O çok yanlış. O yanlış. Bu terbiyeyi biraz yaygınlaştırmak. Ama bu çok gelişti. Yani. Amerika'da iyi durumda bu. Kolejiyel ilişkiler. Evet, çok... biraz değil evet. Öyle ama şimdi orada da bu harika çocuklardan çok çekiyor insanlar. Evet. Biraz evet, sizin kadar. Dallar başka tabii. Bizim yani bizim dallarda da hocam bizde de biz çabuk şey. Sizde rekabet daha fazla. Bizde tabii öyledir. Evet. Ama yani çocukları da biraz biz kötü yola sevdik. Baştan sen büyüsün aslansın. İşte çocuğun bir kaşı havaya kalkıyor. Halbuki yani bizim öğreneceğimiz çok şey var. Tabii. Yani arkeolojide de öyle, jeolojide de öyle, biyolojide de öyle. En önemli şey. Onun için yani o havaya girmemek lazım. Şimdi benim Amerika'daki arkadaşlarımın
bir adetleri var. Ayda bir, hepsi bir evde toplanıyorlar. Aynı şehirdekiler. Herkes ne bulduysa anlatıyor. Seyahata çıkmış, ha, evet. Müzelere gezmiş. Diyor ki ben böyle bir şey buldum. Açıklayamadım. Bunu bilen var mı içimizde? Evet. Onlar diyor, aa ben filan müzede gördüm. Bunun gibi. Oraya git bak. Böyle güzel yardımlar. Ona soran büyük bir profesör, üniversite öğrencisi değil. İşte bu bir terbiye sistemi. Evet. Yani. Abban Allah senden razı olsun gidiyor. Ondan sonra yazarken diyor ki, Fran profesör beni ikaz etti. Bu eseri görmüş, o kadar da namusundar. Evet. Kimse kimsenin i̇şte hatırlayamıyor. Bu çok önemli. Biz hep etik deyince başka başka şeyleri anlıyoruz. Yani bu terbiye sisteminin hayata yansıması. Efendim, köprülmez ve Fatih. Benim kulağıma küpe olmuş bir söyleşisi vardır, bir nasihat. Derse gelen ilk öğrencilere Köprülü Fatih şöyle bağırır. Leb demeden leblebiyi anlama. Hani leblebiydi demeden evet, leblebiyi anlar evet, diye evet, zeki tarif ederiz. Leb demeden leblebiyi anlama. İğneyle kuyu kazacaksan gel. Ha doğru. İşte benim nasihatim bu kadar derdim. Doğru. Çok doğru. Çok güzel değil evet, mi? Evet. Biz de hemen demeden leblebince Mahmut Efendi'nin komşusunu bile biliriz. O hoca derse geliyor hiç nota bakmadan konuşuyor. Asla. O elma. Evet. İşte böyle efendim. Şimdi yası diye bir hüyükte, Eylül'de kazıya başlıyorlar. O hüyük bizim Acemi'ye çok benziyor. Çok benziyor. Onun için evet çok defa gittiler. Yassıyık. Yassıyık adı buraya yakın. Belki giderken yolumuza bakabilir miyiz bilmiyorum. Gösterirsiniz. Orada başlıyorlar. Hazırlıklarını yaptılar. Şu fizik araştırmalarını yaptılar. Yakın katlarda neler olduğunu gördüler filan. Çok güzel hazırlık yaptılar. Eylül'de hafriyata başlıyorlar. Şimdi biz dua ediyoruz. İnşallah acaba büyük bir yer çıkar. Çünkü en büyük astrologlardan bir tanesi burasının Durhumit olabileceğini ortaya koydu. Hitit metinlerinde hocam, Durhumit çok ne? Önemli Durhumit diye bir şehir var. Durhumit diye bir şehir Durhumit. Burası olabilir. Yasıyık. Burası olabilir. Diyorum bence Yasıyık olabilir. Anlaşıldı. Çünkü orası daha koloni devri için daha elverişli bir yer. Yani o büyük şehirlerden birisi ise tabii ki oradaki orası, kalıntılar orası fazla, daha büyük, evet. Belgeler fazla. Daha büyük bir yük, daha, evet. Daha çok hitit var değil mi? Onun için orasını daha çok Durhumit için düşünebiliyoruz. İşte onun için çıktılar yola. Allah kolaylık versin. Ne güzel, ne güzel. Peki sizi buraya yönlendiren, burayı önemli yapan aşağı yukarı şeyleri söylediniz. Siz ara ara hala eliniz üstünde mi geliyor musunuz buraya? İşte her sene geliyor. Her sene hocam geliyor. Her sene böyle bu genç sık sık bizim eve gelir. Evet. Benim kapım onlara açık. Gelir, konuşuruz, anlaşırız. Ben bulduğum şeyleri onlara anlatırım. Onlar bulduklarını anlatırlar. Böyle güzel bir diyalog içindeyiz. Hocam sizin bir de bu mühürler, yüzükler diyeceğim ama o yanlış mühürler, olacak. Mühürler koleksiyonunuz var. Azıcık ondan bahsetsek. Yani o nereden ben çıktı? Mühürlerden konuşmaya başlarsam susmasın. Canı sağ olsun. Efendim mühürler arkeolojinin çok önemli bir koludur. Evet. Şu kadarcık olmalarına rağmen çok küçük. Küçük mü? Evet. Küçük mühür ne kadar olacak? Efendim, bilhassa bizim devirler için. Yani Hitit, sizin devir deyince Hitit'ten bahsediyor. Asur ticaret kolonileri devri diyoruz biz bu devre. Milattan önce 2000 ile 1700 yılları arasında evet. Arasında büyük sanat eseri yok. Anıtsal eserler yok. Kabartmalar yok. Heykeller yok. Ne var? Mühürler var. Fakat mühürler heykeli kabartmalar olan ülkelerde de o kadar önemli bir malzeme grubu ki
herkes onlara yöneliyor şimdi. Neden? Çünkü bunlar üzerinde efsaneler tasvir ediliyor. Güzel kabartmalar vazifesini görüyor. Tanrı tasvirleri, inançlar hep orada buluyoruz. Ben İlyuanka'nın tasvirlerini büyüler üzerinde buldum. Öyle mi? Ha bak bunu bilmiyordum hocam. Evet, büyüler üzerinde bulduk. Orada hangi tanrıların bu şeye iştirak ettiğini saptadık. Böyle güzel bir malzeme grubudur. İçine girerseniz çıkmasını bilemezsiniz. İşte o kadar. Ne güzel ki siz içine girmişsiniz. Ben Omura'ya dedim ki, Omura bak senin güzel bir işin var. Güzel bir işin var, akıllı bir işin var, onu biz mühürlere yöneldik. Evet. Öyle seviniyor ki şimdi mühür buldum ben. Yanında güzel bir uzman var. Evet. Hemen dişisi yapabiliyorlar, tabakaları tarifliyor çok güzel. Çünkü başka eserlerde devamlılık olabiliyor, üslup farkları olmayabiliyor. Halbuki mühürlerde her devize çeşitli üsluplar var. Onun için tarihlemede birinci derecede kaynak vazifesini görüyor. Yani siz mühürlere bakarak bir kronoloji götürebiliyorsunuz, hepsini öyle mi yapabiliyoruz, hocam? Hepsini yapabiliyoruz ve kazıda mühür bulduk mu çok seviniyoruz. Tabakanın tarihi çok iyi belli oluyor. Ha, yani mühür bir indikatör arkeolojide olmuş. Aşağı göre. Ya tablet yoksa tablet her yerde bulunmuyor. Fakat her şahsın mühürü olduğu için mühür çok bulunan bir vesika. Yani o dönemin insanları için mühür bir kimlik kartı gibi mi? Tabii. Nerede? Tabii basıyor vesikalar. Yani bazılarının da şeyinde, yüzüğünde. Eski Roma'da. Çeşitli. Yani. Yüzük, hitetler de var yüzük. Öyle mi? Tabii. Yani metal çıktıktan sonra mı? Metalden önce mi hocam? Ya metal. Hititlerde metal zaten bol. Hititler. Evet. Hititler geç. Turistler. Yani 2000 öncesine. 2000'den itibaren biz orta turş ve geç turş. Peki ben şunu söyleyeyim, yani mühürlerin ortaya çıkış dönemi çok nereye eski, kadar gidiyor? Çok Neolitik'ten itibaren var. Neolitik'ten itibaren tabii, mühür var. Tabii. Fakat Neolitik'te bulunanlar şahıs mühürü mü, kabile mühürü mü, onu söyleyecek durumda değiliz. Ama bizim devirlerimizde tüccarın adı yazılı, efendim babasının adı yazılı, gayet güzel. Vesika değerinde mühürler olur tabii. Evet. Peki sizin bu bulduğunuz mühürler neden yapılmış hocam? Efendim benim bulduğum mühürler maalesef baskı. Öyle mi? Orijinalde var. Çünkü Kültepe'deki tabletleri saflara koyuyorlar. Kil tabletler bunlar. Tabletleri saflara koyuyorlar. Zafların üzerinde bir kere eğer kontratsa, anladım, kontratın özeti ve şahitler, tarafların mühürleri var. Baskılı olarak. Şimdi ben size kitabımı gösterdim. Gördüm. Bu evet. Kitap onlardan biridir. Evet, evet. Evet. Ama yani o mühürünü basmış mühürü, ama... Şimdi mühürler çeşitli biçimde olur. Fakat esas itibariyle üç gruba ayrılır. Bir tanesi damga mühürler, birisi silindir mühürler. Ha anladım. Silindirler böyle yuvarlanarak tamam, basılır. Hı-hı. Öbürleri bir stampa basılarak. Anladım hocam. Evet. Peki. Siz yoğunluktur. Estağfurullah. Heyecanlandım. Derste yeniden başlayalım. İyi oldu, ne güzel. Efendim bizim öğrencilerimiz en çok tereddüt ettikleri, en çok anlamakta zahmet çektikleri şey tabakalardır. Evet. Biz çünkü diyoruz ki ona Truva 11 kat, 11 şehirmiş. Efendim diyor nasıl olur diyor 11 şehir üst üste. Nasıl buluyorsunuz? İşte bizim hafriyatta yaptığımız bu. Onlar sanıyorlar ki şehir bütün bütün ortaya çıkıyor. E bütün bütün nasıl çıksın? Tabii. Birisi yıkılıyor. İkincisi geliyor onun üstüne, tesviye ediyor araziyi, fakat temelleri bırakıyor. Çok defa. Temelleri bıraktığından o oluyor bir tabaka. Evet.
Ondan sonra ikinci tabaka, o da yıkılıyor. Onun üstüne üçüncüsü geliyor, o da tesliye ediyor güzel. Onun da temelleri kazıyor. İşte biz bütün bilgilerimizi bu temel bilgilerine dayandırıyoruz. Kitaplarımızı incelediğinizde daima planları görürsünüz. Ama evet, birçok yerlerde arkeologlar daha şanslı oluyor. Evlerin mesela o yer terk edilmiş oluyor. Terk edildiği için duvarları tesviye edilmemiş oluyor. Duvarların yükseklikleri de bulabiliyoruz. Mesela ben Acem Büyük'te 4 metre yüksekliğinde duvar buldum. Evet. Sarayın bir duvarı ikinci kata kadar korunmuş durumdaydı. Bu şeyler da oluyor. Yani gittiğimiz zaman harabeyi neredeyse Karakale hamamları gibi ya da Roma hamamları gibi canlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama birçok yere gidiyorsunuz, diyorsunuz ki bu saray. Adam bakıyor. Neresi saray? Temeller var yalnız. Temelden binayı yukarıya kaldıramıyor. İşte o bizim işimiz o. Hocam peki bu dönemde bir efsane var mı? Anadolu'da ya da Hitit, Asur dönemine dayalı. Çünkü biz pek tarihimizi efsanelere dönüştürüp Yunanlılar gibi ticaretini yapamıyoruz. Efendim, biliyorsunuz Truva'nın, İlyada'nın da kökü Anadolu. Evet. O da onlar da birer Anadolu. Evet. Homeros da Anadolu'lu. Anadolu bir efsaneler ülkesi. Hititler, Hitit kaynaklarından çeşitli efsaneler öğrenme şansını kazandık biz. Bunların bir tanesi İllyuyanka efsanesi, bir tanesi Kumabi efsanesi. Bu efsaneler iyice incelendiğinde Ön Asya'da ve Yunanistan'da paralellikler kuruldu. Böylece Ön Asya çok rahat bir şekilde Yunanistan'a bağlanabildi. Ha, yani bunların hiçbirisi kendi başına birdenbire bitmedi. Bitmedi. Tabii ki hepsi birbirini etkiledi. Birbirini etkiledi. Tabii ki bu Anadolu efsanelerinin kökü de Mezopotamya'da. Kuşkusuz. Hocam değil Anadolu bir geçit. Herkesin gelip geçtiği bir yer. Her kültür de oradan geçiyor. Şimdi Anadolu medeniyetleri herkesin gelip geçtiği bir ülkedir. Değil mi? Anadolu'nun yerli medeniyeti. Habibi yerli medeniyeti var. Kurup. Her ülkede değişik kavimler var. Ama Anadolu burada bir yani crossroad dedikleri... Anadolu kültür yaratan bir ülke. Onların anası gene Anadolu. Tabii ki Anadolu. Acaba Anadolu lafının içerisinde bu anaçlık figürü var mı laf olarak? Artık size bağlı. O bizim yorum size bağlı. Size gene klasik, ben bunu bilmem ki diyorsunuz. Bilseniz de yani tamam. Peki hocam. Olur.